Perşembe günü gelecek olan bir soğuk sistem var. Trakya'dan sokulmaya başlıyor öncelikle. Beraberinde Ege ve Ege kıyıları ve özellikle İzmir'e kadar bu sistem sarkıyor. Sıcaklıkları batı bölgelerde düşürecek. Tabii şu anda bir sıcak havanın içerisindeyiz. Kuzeyden bir soğuk hava geliyor. Deniz suyu oldukça sıcak. Bu sistem hızlı bir şekilde gelince özellikle Ege ve Marmara'da kuvvetli yağışlarla birlikte dolu riskini arttırıyor. Dolu oluşma olasılığı çok yüksek gözüküyor. Beraberinde hortum da oluşabilir bu sistemle birlikte. Perşembe günü öğle ve öğle sonraki saatlerde Trakya'dan giriş yapacak. Öncelikle yağışları Edirne almaya başlıyor. Ardından Marmara'nın batısı ve Ege'nin kuzey kesimlerine kadar, İzmir'e kadar bu yağışlı sistem sarkacak. Gün içerisinde ilerleyen saatlerde yağışlı sistem İstanbul'da etkisi altında oluyor. Ve bu sistem yaklaşık Marmara'da Perşembe günü ve Cuma günü kalmış olacak. Ve Cuma günü akşam saatlerine doğru da Batı Karadeniz'e doğru kaymaya başlayacak. Kuvvetli yağışlar var. Sel ve su baskını riski bulunuyor. Özellikle Perşembe günü öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru. Yine Cuma günü bu yağışlı sistemin Batı Karadeniz'de etkisi altına alarak Cumartesi günü Batı Karadeniz'den yurdu terk edeceğini, özellikle Karadeniz üzerine kayarak deniz üzerinden yurdu terk edeceğini söyleyebiliriz. Ama beraberinde kuvvetli dolu olma olasılığı çok yüksek. Deniz suyu sıcaklıkları yüksek çünkü Marmara'da 24 dereceler civarında ki gelen havanın sıcaklığı 17-18 derecelere kadar. Şimdi bir de atmosferin yukarı seviyeleri daha da soğuk olacağından aşağıdan yukarı çok kuvvetli konvektif hareketler meydana geliyor. Konvektif hareketler dolu yağışının önemli oluşturan mekanizmalarından bir tanesi. Çünkü dolu yağışları dikkat ederseniz özellikle sıcak zamanlarda yani yaz aylarında, Eylül'de, ilkbaharın başlarında daha çok meydana geliyor. Kış aylarında da dolu oluyor ama bu yaz aylarındaki olduğu kadar dolu yağışı olmuyor. Deniz dediğimiz gibi çok sıcak. Denizden olan buharlaşma kuvvetli bir geri besleme mekanizması oluşturuyor. Bu mekanizma ile birlikte atmosferin yukarı seviyesine doğru çıkan o sıcak ve nemli hava yukarı çıktıkça soğumaya başlıyor ve o sıfır derecenin altına düştüğü seviyeye geldiğinde zaten taneler donmaya başlıyor. Aşağı düşerken aşağıdaki sıcak akım onu tekrar yakalıyor. Tekrar yukarı doğru kaldırmaya başlıyor. O sefer üzerine bir kat daha bindiriyor. Eğer aşağıdaki akım çok kuvvetli olursa, yani yukarıyla atmosferin yukarı seviyesinin aşağı seviyesi arasındaki sıcaklık farkı çok yüksek olursa, aşağıdan yukarıya doğru hareket çok fazlalaşıyor ve dolu tanesi gittikçe büyüyor. O döngünün içinde her dönüşte bir kat daha alıyor. Her dönüşte bir kat daha alıyor. En son öyle bir büyüklüğe ulaşıyor ki aşağıdaki akım da onu taşıyamıyor. Yere düşmeye başlıyor. Yani dolu dediğimiz şey aslında bu. Atmosferin aşağı seviyesinin çok sıcak olması, yukarıda soğuk havanın olması, aşağıdaki sıcak havanın hızla yukarıya çıkarken döngüye kapılıp su damlacığının önce buz olması sonra üzerine tekrar sarmasıyla oluşuyor. Büyüklüğü de aşağıdaki taşıyan mekanizmanın yani yukarıdan aşağı seviye arasındaki sıcaklık farkının büyüklüğüne bağlı. O büyüklük ne kadar fazla olursa dolu tanesi de o kadar çok büyük oluyor. Böyle bir dolu yağışı bekliyor muyuz? Belki beyzbol, golf top büyüklüğüne ulaşmayabilir ama yine ceviz büyüklüğü kadar, yine fındık tanesi kadar dolu oluşma olasılığı Perşembe ve Cuma günleri için özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz'deki vatandaşlarımız bizleri bekliyor olacak. Aslında son iki yani kuvvet büyük dolu taneleri yağışlara baktığımızda evet. Yani bir önceki dolu yağışı da yine aynı şekilde Ümraniye, Çamlıca çevresinde kuvvetli olmuştu. Aslında buranın biraz topografik yapısından da kaynaklanıyor. Çamlıca'nın İstanbul'un en yüksek noktalarından birisi olması yaklaşık 250 metre civarında. Denizden gelen akımların buraya üzerinde direkt atmosferin yukarısına doğru daha hızlı taşınmasına sebebiyet veriyor. O yüzden o bölgelerdeki vatandaşların evet biraz daha dikkatli olmalarında fayda var. Çünkü önceki tecrübeler, o topografik yapı, orada dolu oluşumunun ve özellikle kümülonimbüs yani dediğim CB oluşumunu biraz daha kuvvetlendiriyor. O tepeye doğru denizden gelen akışla hızlı bir şekilde yükselmiş oluyor. Oralar biraz daha İstanbul'un diğer semtlerine nazaran, diğer ilçelerine nazaran biraz daha kritik gözüküyor. Yani Çamlıca ve Ümraniye diyebiliriz değil mi daha kritik? Yani Çamlıca'nın çevresindeki ilçeler desek de belki biraz daha yani Kadıköy'ün Çamlıca'ya yakın olan kısımları, Ümraniye'nin Çamlıca'ya yakın olan kısımları, yine Üsküdar'ın belli bölümleri, buraların yüksek dolu alma olasılığı fazla gözüküyor. Ofisimde oturuyordum, bir anda dolu yağışına denk geldik. Araçları malum malcanın yongası olduğu için hemen hızlıca araçların üstünü falan kapattık. Sonrasında devamı gelecek dendi ama gelmedi. İnternetten de takip ettik. Herhangi bir problem olmadı ama maddi bir hasar bizim olduğumuz Kadıköy bölgesinde olmadı. Ama Ümraniye bölgesinde vesaire orada maddi hasarlı araçlarda
vardı. Şöyle söyleyeyim, ben şanslılardan biriyim herhalde. Ofisimizde ve evimizde kapalı garaj var. Büyük ihtimal ikisinden birine denk geldiğinde kapalı garajda olacak araçlar. Geçen hafta herkes alışveriş merkezlerine girmişti. Bir yoğunluk olmuştu otoparklarda. Bu hafta da büyük ihtimal herkes güvenlik açısından otoparklara sokacaklar araçlarını. Son yağan doludan zarar gördüm. Öncekinde de görmüştüm. Tedbir olarak da bir şey yapamıyorsun yani o anda. Zarar gördük. Nasıl önlem alalım ki? Elimizden gelen işte evde paspas eski halıları atıyoruz üzerine ama gene yeterli olmuyor. Oluştu. Ne kadar? 50'ye yakın şey oldu. Göçük oldu arabada. Önceki dolu yağışında 5000 liraya yaptırmıştım. Şimdi yaptırmayı düşünmüyorum. Yeniden yağacak ve yeniden zarar görecek diye mi? Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Çamlıca'da oturuyorum. Bizim evin zaten üstü çinko. Takır 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 takır, evet. Yani korkulmuştu. Gerçi geçen bir önceki seneye göre biraz az sürdü. Bu o kadar değildi. Bir önceki seneki daha çok korkulmuştu. Yapacak bir şey yok. Allah'ın emrindeyiz yavrum. Doğa değişti. Ortalık. Bu Ekim'in kaçındayız bak, hava sıcaklığı neredeyse 40 derece bugün. Yapacak bir şey yok. Evet. Perşembe ve Cuma günü yeniden dolu yağışı olması bekleniyor. Bunu bildiğimiz iyi oldu. Kendimizi biraz hiç olmazsa garantiye alırız. En azından arabası olan kızım bize gelmişti, okula gitmişti, torun okula gitti. Bize sığındılar. Arabanın üstlerini örttük. Halı kilim ne varsa elimizde onları geçirdik.